Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 17 Şubat 2017 Cuma. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Gül Celal Toroman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve personelleri Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında Tarımsal Modüler Eğitimde Avrupa Ölçütleri Projesi adı altında 7-21 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentine gidecek. Gül Celal Toroman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve personelleri Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında Tarımsal Modüler Eğitimde Avrupa Ölçütleri Projesi adı altında 7-21 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentine gidiyor. Proje, mesleki eğitim personellerinin hareketliliğini kapsıyor. Bu kapsamda 9 katılımcı ile Macaristan'ın Budapeşte kentine 12 günlük bir eğitim proje tanıtımı Gül Celal Toroman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Gerçekleşen proje tanıtım programına Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gül Celal Toroman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Güneş ve okuldaki öğretmenler katıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deyince tabii ki aslında kurumlar yapmış oldukları çalışmalarla biraz daha en çok yapmış oldukları, daha çok verimli oldukları çalışmalarla ön plana çıkmaları gerekir. Ki biz okullarımızda farklı yapmış oldukları etkinlikler, farklı yapmış oldukları çalışmalar bu. Bazı okullarımız sosyal sorumluluk projeleri yapmayla bir adım öne çıkıyor. Bazı okullarımız sportif faaliyetlerle, bazı okullarımız akademik başarılarıyla. Az önce de ismini söylediğim ve şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deyince benim aklıma hemen geçmişten süre gelen bir güzel şey aklıma geliyor ki bu da proje bazlı çalışmalar. Bu okulumuzda daha önce okulumuz meslek liseleri arasındaki projelerle ismini duyurmuş olan bir okulumuzdu. Bölgede derece alan, Türkiye'de derece alan okulumuzdu. Daha sonra aynı süre zarfı içerisinde TÜBİTAK projeleriyle güzel çalışmalar yapan bir okulumuz ki bu yılda 11 projeyle TÜBİTAK'a katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Güzeldir. Yani sayı olarak, nicelik olarak güzel. İnşallah nitelik olarak da az önce müdürümüzle görüşümünde yani en azından bir 5-6 tane derece bekliyoruz. Bu da güzel bir şey. Bir diğeri Avrupa Birliği projelerindeki Erasmus projeleri, öğrenci ve öğretmen personel hareketliği projelerinde yine okulumuz geçmişte olduğu gibi bu yılda 2016 yılında kabul edilen bir projeyle Avrupa'ya, Macaristan'a gidecek. Tarımsal modüler eğitimde Avrupa ölçütleri başlığı altında. Proje kendi ilimizin, kendi okulumuzun projesi. Artık kendimizle birlikte diğer illeri de götürüyoruz ki bunlar Bursa, Konya, Malatya ve Mersin illerini de kendimize ortak edip oradaki personelleri de Avrupa'ya götürüp oradaki çalışmaları yakinen takip edebilme imkanı bulma açısından çok güzel olacak. Antiparantez hemen şunu söyleyeyim. Arkadaşımız projenin detaylarını bize anlatacak. Proje aslında 3-4 ayaklı bir projeydi. Ama bir ayağı, Macaristan ayağı var şu anda. Arkadaşlar 2 hafta önce Almanya'daydım. Ben yine Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin bir projesi kapsamında öğrencilerimiz 2 haftalık bir orada çalışmaları oldu. Ve ondan sonra bizim öğretmen arkadaşımız, okul idaresi ve benim de gitmemle orada gerçekten proje olarak öğrencilerimizin oraya gitmesinde farklı kazanımlar elde edilebiliyor. Orayı görme, farklı bakabilme, proje yapabilme, yaptığı çalışmanın neticesini alabilme ki bu projelere o okulumuzda en puanı, notu en yüksek olan öğrencilerimiz götürülmüştü. Gerçi buradaki personel hareketliliği ama orada öğrenci hareketliliği ve personel hareketliliği vardı. Notu en yüksek olan öğrencilerimiz götürüldü, 8 öğrencimiz. Orada da proje bizim, ilimizin projesi. 24 öğrenci gitti ama bu işin duayeni olan Eskişehir'i de biz yanımızda götürdük. Bağcılar'ı da yanımızda götürdük. Öğrenciler orada bir defa çalışmanın
gayretin neticesini Avrupa'ya gidebilme artı bir şey alıyorlar. Artı oraya gittikten sonra yabancı dilin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, önemli olduğunu ve bu göle atılan bir halka gibi bu çocuklarımız, daha sonra geldim ben görüştüm, velileriyle de görüştüm. Ne yapıyorlar? Arkadaşlarına anlatıyorlar bunu. Arkadaşlarına anlatmalarıyla bizim anlatmalarımız farklı oluyor. Göle atılan bir taş gibi gitgide efendim o halkacıklar meydana getirmek suretiyle asıl elde etmek istediğimiz moral ve motivasyonla ilgili güzel neticeler elde ediliyor. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gül'ün konuşmasının ardından Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Cansı Atıcı projeyi anlattı. Ve bu projenin gerçekleşeceği tarih de 7 ile 21 Mayıs aralığında olacaktır. Projemizin amacı il müdürümüzün de dediği gibi ülkemiz gıda, tarım ve hayvan sağlığı olarak gelişmekte ve bu gelişimi de sürdürmek için insan gücü ve doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmamız ancak eğitimle mümkün olur. İşte bizler de buradaki modüler sistemdeki eğitimi Avrupa standartlarına çıkartmak için aynı zamanda ülkemizde tarım sektörüyle ilgili mesleklerde uygulanan modüler eğitim sistemini geliştirmek için projemizi gerçekleştiriyoruz. Proje koordinatörümüz Erzincan Gülcelak Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'miz ki diğer konsorsiyum üyelerimiz ise Bursa Hamidiye, Konya, Seydişehir, Suğla, Mersin Erdemli ve Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Sayın seyirciler, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'ne alınacak geçici işçi personel adaylarına yönelik duyuru yayınladı. Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'ne alınacak geçici işçi personel adaylarına yönelik duyuru yayınladı. Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası'na hizmet alım yoluyla geçtiğimiz hafta işçi alımı için kura çekimi yapılmıştı. Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası'nda yapılan kura çekimine 1592 kişi müracaat etmişti. Erzincan Tavuk Kombinası'nda muhtelif yerlere 1545 müracaat, aşçılık için 26 kişi ve rendelik için ise 21 kişi müracaatta bulunmuştu. Et ve Süt Kurumu, Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'ne alınacak geçici işçi personel adaylarına yönelik duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'ne alınacak 24 kesim, ayıklama, paketleme işçisi için Erzincan 1. noterliğince çekilen kura sonuçları belli olmuştur. Kesim, ayıklama, paketleme işçileri 06.03.2017 tarihinde saat 09'da sınava girecekler. Yedek adaylar asil listeden gelmeyen olduğu takdirde sırasıyla gelmeyenlerin yerine sınava alınacaklar. Adayların sınav kuruluna verilmek üzere istenen belgelerin birer fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler nüfus cüzdanı, mezuniyeti gösterir belge, mesleki sertifika. Adaylar belirtilen tarihte Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'nde sınava tabi tutulacaklar denildi. Erzincan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü tarafından yürütülen oto tamirciliğinde Yenilikler Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar projesinde sona gelindi. Erzincan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü tarafından yürütülen oto tamirciliğinde Yenilikler Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar projesinde sona gelindi. Uzun süreçli olan proje hakkında bilgiler veren Erzincan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Çetin verilecek olan sertifikaların özelliğini açıkladı. 3 faaliyeti var. Bir konferansımız var, bir teknik gezimiz var, bir de ayın 24'ü olarak programlıyoruz. 24 Şubat'ta kapanış töreni yapacağız. Törene katılan, bu törende katılan kursiyerlerimize proje sertifikası vereceğiz. Ayrıca bir de bazı arkadaşlarımızın girişimcilik sertifikası vardı. Ayrıca bir de girişimcilik belgesi vereceğiz. Verecek olduğumuz sertifika örneği görüldüğü gibi İngilizce ve Türkçe hazırlanmış. Bu sertifikamız hem Türkiye'de sektörde çalışanlar için geçerli hem de Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli kabul edilen bir sertifika özelliği taşımaktadır. Gençlerimiz yurt içi veya yurt dışında kendilerine meslek erbabı olarak belgeleyecekleri bir uluslararası belgeye sahip olacaklardır. Dolayısıyla faaliyetlerimiz başarıyla tamamlanacak ve gençlerimize bir nebze de olsa geleceklerini kurabilmeleri için okulumuz olarak büyük bir katkı sağlamış olacağımız kanaatindeyim. Sayın seyirciler, Geçit Belediye Spor Kulübü hem futbol hem de voleybol branşlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Geçit Belediye Spor Kulübü hem futbol hem de voleybol branşlarında çalışmalarını sürdürüyor. Futbolda kadın futbol takımı 3. lig 6. grupta mücadele ederken voleybol takımı olarak da bölgesel ligde mücadelesini sürdürüyor. Geçit Belediye Spor Kulübü yöneticisi İnan Tanrıverdi kulüpteki takımlar hakkında bilgiler verdi. Öğretmenim, aynı zamanda Geçit Belediye Spor Kulübü'nde yöneticilik yapıyorum. Özellikle kız çocuklarının spora ve topluma kazandırılması açısından kulübümüzün projeleri vardı. Bu anlamda futbol ve voleybol branşlarını seçtik. Bugün futbolda 4 yıldır 3. ligde Erzincan'ı değişik şehirlerde temsil ettik. Geçen yıl grubumuzda 4. olmuştuk. Çok güçlü takımlar var, çok büyük belediyelerin takımları var. Ve biz 4 yıldır bu sporu çocuklarımızı yılmadan devam ettiriyoruz. Bu yıl da yine 3. ligdeyiz. Elazığ, Kayseri, Adıyaman, Maraş gibi illerin takımlarıyla mücadele ediyoruz. Son 4 maçımızda kulübümüz galibiyetle ayrıldı. Kayseri Yıldızlar 5-1 yendik, 2-1 yendik. Elazığ Bordo'yu 5-1 yendik. Erzincan Gençler Gücü'nü 1-0 yendik. Kayseri Güneşspor'u 3-1 yendik. Özellikle bu Kayseri Güneşspor maçında sahanın karlı olmasına rağmen çocuklarımız bayağı bir emek sarf ettiler. Çocuklarımız haftada 3 gün okullarından çıkıp evlerine gitmeden sahalara gelip idman yapıyorlar, maçlara hazırlanıyorlar ve bu konuda bayağı bir enerji harcıyorlar. Yine kulübümüz bu futbol branşında özellikle üniversiteye yönelik de çalışmalar yapıyor. Bugün üniversitede geçen yıl 5 oyuncumuz üniversitede beden eğitimi bölümüne kazandı. Özellikle bu kulüpteki çalışmalarından dolayı bu yıl yine aynı şekilde beden eğitimini öğrencilerimizi hem maçlar hem beden eğitimi bölümünü hazırlıyoruz. Bu anlamda Erzincan'daki kız çocuklarımıza bir katkımız olsun istiyoruz. Voleybol takımı nasıl gidiyor hocam? Voleybol takımı 2005 yılından beri bizim voleybol takımımız var. Onlar da 3. ligde, bölgesel ligde, gençler liginde Erzincan'ı değişik zamanlarda temsil etti. 10 yıldır süregelen yani devamlı olarak çalışan tek takım ve şu andaki Erzincan'daki tek takım bizim voleybol takımı anlamında. 25-30 voleybolcumuz var. 30'dan fazla da futbolcu kızımız var. Önümüzdeki hafta yani bu cuma, cumartesi, pazar bölgesel ligde voleybolcularımız Erzincan'ı temsil edecek. Grup birincisi olursa bir üst gruba finallere gidecekler. Geçtiğimiz hafta 13 Şubat Zafer Bayramı nedeniyle yapılan karşılaşmada da yine kulübümüz spor lisesini 2-1 yenerek Zafer Kupası'nı aldı. Voleybol çalışmalarımız da haftada 4 gün sürmekte, idman yapmaktadır. Dediğim gibi bu çocuklar voleybolda da şu anda üniversitedeki 12 voleybolcudan 8 tanesi bizim oyuncumuz. Bunlar biz ortaokulda, lisede alıyoruz. Üniversitede de devam ediyor. Hem üniversiteye kazanmış oluyorlar bu sayede hem de üniversitede de kulüp hayatına devam etmiş oluyorlar. İleriki zamanlarda özellikle beden eğitimi öğretmeni olan öğrencilerimize de bu şekilde bir deneyim elde etmiş oluyor. Şu anda bir de biz bu oyuncularımızın antrenör ya da hakem olması için de teşvik ediyoruz. Şu anda bir sürü bizim takımımıza yetişmiş hakem, antrenör bulunmakta. Kulüpte her iki takımda da ter döken Simge Çam, yoğun geçen antrenmanlardan memnun olduğunu ifade ederken diğer bir sporcu Melisa Kızılboğa ise bayanları spora davet etti. Adım Simge, soyadım Çam. Spor lisesinde 10. sınıf öğrencisiyim. Benim küçüklükten beri oynadığım tek spor voleyboldu. Daha sonradan hocam beni futbola çağırdı. Futboldan başladım, devam ettim. Voleybolda İdmanlarımız çok verimli geçiyor. Yani sıkı bir idman yapıyoruz. Futbolda ise aynı durumda, yani aynı şekilde idmanlarımız sık devam ediyor. 4 maç kazandık. Derbi maçımız vardı Gençler Gücü'yle. Onu da yendik. Daha sonra. Arkadaşlarınızla takım dayanışması nasıl geçiyor? Dayanışmamız çok iyi. Aile gibiyiz. Yani ayrı düştüğümüzde yani üzülüyoruz. Aileyle nasılsa arkadaşlarımızla da öyleyiz. İki takımı da idare etmek zor olmuyor mu? Oluyor. Mesela bu hafta Maraş maçımız var futbolda. Bir de genç bölgesele gideceğiz voleyboldan. Çakıştığı için biraz sorunlu olacak ama bakalım ne olur. Peki okul derslerindeki etkisi nasıl oluyor? Etki tabii ki de etki ediyor ama yani
Her iki tarafı da idare etmek zorundayız. Derslerim iyi. Yani arkadaşlarımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Peki kız arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz böyle bir sporla uğraşmalarını? Tabii ki de çünkü etrafımız yani arkadaşlarımız çoğalıyor. İl dışlarında arkadaşlarımız daha da yani samimi oluyoruz herkesle. Hem voleybol oynuyorum hem de futbol oynuyorum. 2,5 yıldır futbol oynuyorum. 3 ya da 4 yıldır da voleybol oynuyorum. Takımlarda nasıl geçiyor? Yoğun musunuz? Nasıl bir antrenman süreci geçiriyorsunuz? Şu an bölgesel lige katıldığımız için, aynı zamanda da futbolda da 3. ligde olduğumuz için idmanlarımız çok sıkı oluyor. Onun haricinde okul var. Okulda da bayağı bir hani okul sporlarında yaptığımız için biraz zorluk çekiyoruz ama hepsini bir arada yürütebiliyorum. Derslerim de iyi. Bu şekilde oluyor yani. Peki arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Tabii ki mesela dışarıda kötü alışkanlıkları olan insanlar için. Onun haricinde mesela telefonla günümüzde çok uğraşılıyor. En azından mesela telefonla uğraşmak yerine ya da kötü alışkanlıklarla uğraşmak yerine hani spor yapıyoruz, sosyal aktivitelerimiz oluyor. Bu şekilde. Peki takım gidişatını nasıl değerlendiriyorsun bir oyuncu olarak? Takımımız geçen sene 4. olarak grubu bitirdik. İyi bir şekilde bitirdik yani. Elimizdeki imkanlarla bu sene de güzel bir şekilde yani 2. olarak ya da 1. olarak playofflara kalmayı planlıyoruz. Transfer yaptık yine. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.